Merhaba değerli izleyenler, Webis TV'de Karşı Mahalle programındayız. Ben Utku Zırı, hemen konuğumu da tanıtayım, sizlere tanıyorsunuz zaten. Anavatan Partisi eski genel başkanı, eski milletvekillerinden Nesrin Naz bugün konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba efendim. Utku. Merhaba. Tablo aslında biraz daha netleşiyor gibi her gün geçtikçe. Netleşmekle birlikte karmaşası da aslında artıyor desek yeri. Netleşen tabloya bir baktığımızda çatı aday olarak ismi geçen Abdullah Gül'ün aday olmayacağını açıklaması sonrasında artık büyük bir ihtimalle bütün partilerin kendi adayını göstereceği bir formül üzerinde birinci turda duruluyor bu cumhurbaşkanlığı seçimleri için. Meclis seçimleri içinse iki pusula olacak önümüzde 24 Haziran'da malumunuz. Bir cumhurbaşkanını bir de meclisi seçeceğiz. Meclis seçimleri içinse ittifak formülleri hala gündemde. Ama tabii Türkiye'de siyaset konuşulmaya, tartışılmaya muhtaç hala. Biz de karşı mahallede artık geçen haftadan beri, seçim kararının açıklanmasından beri diyelim daha doğrusu, birazcık hem ana temamızı kaybetmeden seçime yönelik, seçim öncesi arayışlara yönelik sohbetler yapıyoruz. Bugünkü konuğumuzla da yine böyle bir sohbet yapacağız. 55 gün kadar bir süre kaldı seçimlere. Çok kısa bir süre zarfı var. Belirsizlikler çok, netleşen tabloda var ama şu netleşen tabloyu konuşarak başlayalım istiyoruz. Netleşen tablo ne? Cumhurbaşkanı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olmayacağı. Peki bu sürece gelinirken neler oldu diye bir bakacak olursak, son dönemde bir gazetecinin işine de mal olan bir haberle çıktı ortaya. Daha sonrasında herhangi bir yalanlama gelmemesi, haberlerin çoklaşması, sıklaşması ve başkaca mecralarda da yazılıp çizilmesi üzerine konunun sanıyorum artık biraz daha netlik kazanmış gibi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın adaylık açıklamasını, aday olup olmayacağını açıklamadan önce Abdullah Gül'e yaptıkları ziyaret. Ziyaret dendiğinde biraz eleştiri de alıyor tabii. Ziyaret mi değil mi? Bu ne anlama gelir? Nesrin Hanım'a soralım. Çok ilginç bir ziyaretti gerçekten. Hemen öncesinde ve sonuçları da tabii muhakkak ki yansıyacaktır siyasete. Nasıl yorumlamak lazım Genelkurmay Başkanı'nın ziyareti? Galiba bir biz farkında olmadan bir 27 Nisan muhtırası daha yaşadık gibi geliyor bana. Ama işte seçim ortamı, seçim atmosferi derken muhalefet de bunun önemini pek şey yapamadı, kavrayamadı gibi geliyor bana. Ya da haberi tam doğrulatamadılar. O nedenle çok işte geç, Kemal Bey de oldukça geç tepki verdi. Aslında ziyaret sonrasında Bahçeli'nin bir açıklaması var. Asıl vahim olan o. Bahçeli kendisine yapılan uyarıyı dikkate almasını tavsiye ederim dedi Gül'le ilgili. Hatırlıyor musunuz? Evet. Böyle bir yani ikisini yan yana koyduğunuz zaman gerçekten çok vahim bir durum. Yani çok vahim bir durum. Devlet Bahçeli'nin tabiriyle uyarı ama pek çok siyasette de konuşulduğu haliyle, gündemde de konuşulduğu haliyle bir muhtıra şiddetinde Şiddetinde tabii. Yani herhalde tam Gül'ün çatı adaylığının tartışıldığı bir anda işte eski dostuz, arkadaşız, nasılsın, iyi misin, nasıl gidiyor memleketin hali gibi helikopterle o bahçeye inmemişlerdir diye düşünüyorum. Ama bence geç kaldılar o şeyde, oraya inmekte. Çünkü zaten onlar indiğinde İYİ Parti'nin karşı çıkması sonucunda o çatı aday formülü bir şekilde gündemden yavaş yavaş düşmüştü. Yani çatı aday konusunda işte görüşmeler ilk şeyini, heyecanını, şiddetini kaybetmişti zaten. Yani biraz tablo netleşmişti. Biraz tablo netleşmişti. O halde bu tabii bu yine uyarı diyelim ya da muhtıra diyelim. Bu niye geldi tabii? O da bir başka tartışma. Yani son anda belki olabilir, belki şey olabilir diye. Şimdi bakın yani biz bir şeylere yani çok şaşırmamak lazım. Çünkü karşımızda iktidarı hiçbir şekilde kaybetmeye tahammülü olmayan bir parti var. Parti ve şahıs var. Yani iktidara mecbur olan bir yapı var. İktidara mecbur olan bir yapı için artık bütün bu adımlar şeydir. Yani atılması gereken adımlardır. Ve o iktidarda kalabilmek için yapması gereken her şeyi yapıyor. Bu nedenle artık o tarafı çok fazla konuşmak anlamlı değil diye düşünüyorum. Ama o tarafı konuşmak şu açıdan belki gerekli. Anlamlı değil ama şu açıdan gerekli. Çünkü halen oyunun kurallarını
o taraf belirliyor. Oyunun kurallarını o taraf belirlediği zaman siz eski oyununuza saplanıp kalmamanız gerekiyor. Sizin de sürekli olarak o şeyi değiştirmeniz gerekiyor. Oyun planınızı değiştirmeniz gerekiyor. Yani A seçeneğinizin, B seçeneğinizin, C seçeneğinizin masada olması gerekiyor. Şimdi bakın şeye dikkat edin. Mesela İYİ Parti'nin seçimlere katılıp katılmayacağına ilişkin bir tartışma gündeme geldiğinde Kılıçdaroğlu çok önemli bir hamle yaptı. 15 milletvekilleri hemen İYİ Parti'ye gitmelerini istedi 15 milletvekilinden. Bu hamle olumlu mu yorumluyorsunuz? Tabii çok olumlu yorumluyorum çünkü önemlidir yani. O hamleyi yaptığı gün ben Kılıçdaroğlu'nun yanındaydım. Ve kendisinin konuya nasıl baktığını çok iyi biliyorum. Yani demokrasi, biz dedi gerçekten demokrasinin yerleşmesini istiyoruz. Bütün partilerin yarışta olmasını istiyoruz. Bu çok önemlidir. Başka türlü çoğulcu demokrasiyi kuramayız. Onun için 15 milletvekilini biz gerekirse İYİ Parti'ye geçici olarak göndereceğiz arkadaşlarımıza ve onların mutlaka seçimlere katılmasını sağlayacağız. İYİ Parti'de düşünün, İYİ Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimlerde en önemli rakiplerinden biri. Çünkü İYİ Parti'nin işte araştırma şirketlerinin söylediğine dayanarak söylüyorum. Nerelerden oy aldığına baktığınız zaman en büyük dilimi Cumhuriyet Halk Partisi'nden alıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı buna rağmen demokrasinin işlemesi ve çalışması için böyle bir fedakarlığı yapıyor. Bu hamle dikkat ederseniz iktidar kanadının çok fena dengesini bozdu. Yani muhalefet iktidarın kendine çizdiği alanların dışına taştığı zaman, o ezberi bozduğu zaman iktidarın bütün dengesini ne yapıyor? Sarsıyor. O arada işte verilen debeşleri unutmayın. Yani başbakanından cumhurbaşkanına ittifakın küçük ama aslında belirleyici ortağı diyeceğim Bahçeli'ye kadar ağızlarına gelen her şeyi söylediler. Hatta güreş motel şeyiyle benzetmesi de yaptılar. İşte ağlaya ağlaya gitti dediler. Oysa biz de ağlayanlar gördük biliyorsunuz belediye başkanlıklarından alınırken. Bütün bunlar hepimizin gözünün önünde oldu. Şimdi burada önemli olan şey şu. Burada muhalefet sürekli olarak oyunun kurallarını zorlayan ve onun iktidarın kurduğu oyunu oynamayı reddedip kendi oyununu sahaya koyan bir siyaset izlerse, yani ön alırsa, proaktif olursa bu seçimlerin alınmaması için hiçbir neden yok. Şimdi bu tarif ettiğiniz konu çok tartışılıyor. Zaten sanıyorum herkesin de farklı biçimlerde böyle önerileri ve fikirleri var. Muhalefete dair kendine çizilen sınırların dışına çıktığı anda dengesini bozduğuna dair iktidarın. Evet. Peki bunu nasıl yapabilir muhalefet bundan sonraki adımlarda? Tamam, İYİ Parti ile yaptı. Şimdi her Cumhurbaşkanlığı seçiminde görülüyor ki her parti kendi adayını çıkaracak ve kendi adayıyla yarışa girecek. Ama adaylarını belirlerken tabii Cumhurbaşkanlığı konusunda aslında çok konuşmak istemiyorum. Çünkü henüz Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyi belli değil. Adayı ki belli o değil. O adayda yani muhtemelen onu ikinci tur olursa kalacak aday. Evet, gibi gözüküyor. Yani CHP'nin adayı. Öyle görülüyor. Çünkü İYİ Parti burada bence kartlarını da biraz yanlış oynadı. Yani İYİ Parti çok erken Meral Akşener'in adaylığını deklare ederek bunun altında kaldı ve bütün çözüm önerilerine karşılığında yani ittifaklar, işte birlikte davranalım, yan yana duralım, Türkiye'yi bu beladan kurtaralım, bu badireyi kazasız yani en az maliyetle atlatalım önerilerine karşı İYİ Parti'nin elini kolunu bağlayan bir şey oldu bu erken aday açıklaması ve korkarım bunun faturası da öyle ya da böyle bir şekilde İYİ Parti'ye kesilecektir yani toplum tarafından. Şimdi ama bütün bunlara rağmen
herkes kendi adayıyla yarışacak. İkinci turda kalan, ama bir de meclis tarafı var işin. Yani mecliste en önemli ittifak da orada aslında. Şimdi her ne kadar işte Cumhurbaşkanlığı bütün birçok yetkiyi eline almışsa da, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ülkeyi yönetecek olsa da 16 Nisan referandumundan sonra gücü inanılmaz artmışsa da, eğer mecliste muhalefet çoğunluğu ele geçirirse, Cumhurbaşkanlığını çok önemli bir şekilde dengeler, denetler ve zorlar. Onun için şu aşamada artık meclis ittifakı, parlamentoda yapılacak bir sıfır barajlı ittifak son derece önemli. Şimdi bunun detaylarını soracağım size. Ama o soruya geçmeden önce şimdi bugün bazı haber sitelerinde yazılıp çizildiği için de sormakta bir beis görmüyorum. Birkaç gündür konuşulan bir konu var. Saadet Partisi, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti dörtlü bir ittifak içerisinde girecekler. İyi Parti Halkların Demokratik Partisi'ni, HDP'yi istemediği için HDP bu sıfır baraj ittifakı olarak da tarif edilen bu ittifakın dışında kalacak gibi kulis haberler çıktı bugün en azından. Birkaç gündür de duyumlar geliyordu. Siz ne diyorsunuz bu tabloya? Şimdi umarım bu doğru değildir. Umarım doğru değildir. Şimdi bütün siyasi partilerin şu anda gündeminde olan şeylerden bir tanesi seçim güvenliğidir. Biri de sandık güvenliğidir. Yani işte sandık güvenliği dediğiniz, sandık başında görevlilerinizin işte olması, oyların, sandığa atılan oyların çıkmasını sağlanmasıdır. Ama seçim güvenliği başka bir şeydir. Seçim güvenliği dediğiniz şey tam da budur işte. Yani HDP'nin bu sıfır barajlı ittifakta olmasıdır. Şimdi Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun ve bana söyleyin. 16 Nisan referandumunda imzasız ve mühürsüz oylar nereden çıktı? Hangi bölgeden çıktı? Kürtlerin ağırlıklı olarak bulunduğu bölgeden çıktı. Öyle değil mi? Evet, Urfa, Antep gibi bölgeler. 2,5 milyon oy oradan geldi. İmzasız ve mühürsüz oylar. Şimdi 16 Nisan referandumunda imzasız ve mühürsüz oylar geçersizdi mevcut seçim yasasına göre. Buna rağmen son dakikada Yüksek Seçim Kurulu onların geçerli olduğunu söyleyerek işte hayır evet dengesini evet lehine bozdu. Şimdi bu seçimde HDP kendi gücüyle, araştırmalar HDP'nin her halükarda barajı geçeceğini söylüyor. HDP kendi gücüyle barajı geçse bile, meclis aritmetiği açısından baktığınızda barajı geçen bir HDP'nin AK Parti'nin meclis çoğunluğunu büyük ölçüde zedeleyeceğini görmemek için kör olmak lazım. Bu koşullarda ve bu seçim yasasında jandarma müdahalesi söz konusu olabilir. Sandıklar taşınabilir. İmzasız ve mühürsüz oylar geçerli kabul ediliyor. Bu koşullarda HDP'ye barajı açtırırlar mı? Seçim güvenliği tam da budur. Burada başlar. İttifakın içine koyarsınız dört partiyi de. Her partinin topladığı oy ittifaka yazar. Don sistemine göre de milletvekilleri bölünür. Bu ittifakın içine koyduğunuz zaman burada imzasız, mühürsüz oy sandıkları koymaya, jandarmayla engellemeye, bilmem ne yapmaya falan çok da şey kalmaz. Gerek kalmaz. Yani bunu baştan önlersiniz. İttifak bunun için son derece önemli. Seçim güvenliğini sağlamak için önemli. Bırakın her şeyi. Eğer İyi Parti buna hayır diyorsa, direniyorsa, İyi Parti'nin bu direnişi meclisteki çoğunluğu AK Parti MHP'ye bırakıyor demektir. Peki bu noktada bir karşı görüş de var. O da şu, aslında yine çatı aday meselesinde de tartışılmıştı. Muhalefet ne kadar fazla parçalı olursa iktidarın işini o kadar zorlaştırabilir. Mecliste değil, sıfır barajlı da değil. Ama şu argümanı kullanmayacak mı? Hayır, sıfır barajlı da değil. Bakın her seçmen sıfır. Tepede ittifakın adı yazıyor. Altında her parti sütunu ayrı. Her partide yazıyor burada. CHP yazıyor, İyi Parti yazıyor işte. HDP. Saadet Partisi. Herkes kendi partisine mühürünü de vurabilir. İttifakın üzerine de basabilir. Bu oylar, bu pusulalar geçerli sayılacak. Yani bu böyle gördüğünüzde beraber davranıyor anlamına gelmiyor ki. Herkes ortak
propaganda yapılmayacak, ortak seçim kampanyası yapılmayacak. Herkes kendi kampanyasını yapacak. Tabii ki ittifak içinde olduğu için bir centilmenlik anlaşması olacak. Birbirlerine hakaret etmeyecekler. Zaten biz kimsenin diğerine hakaret etmesini istemiyoruz. Benim biliyorsunuz ilk ittifak yasası çıktığında yaptığım bir konuşmada önerim buydu. Önce bir etik sözleşmesi imzalasınlar. Yani bütün siyasi partiler kimsenin kimliğini, inancını, işte cinsiyetini, yaşam biçimini günlük siyasetin konusu yapmayacakları da, seçim meydanlarında kullanmayacakları da dair bir centilmenlik anlaşması, bir etik sözleşmesi imzalasınlar önerim vardı. Bu ittifakı yaparak zaten o etik sözleşmesini yapıyorsunuz bir. Bu ittifak modelini kurarak aynı zamanda çalınacak, artacak, başkalarına yazılacak oyları önlemiş oluyorsunuz büyük ölçüde. İki, seçim güvenliğini sağlıyorsunuz. Üç, yani şimdi yani akıl var, izan var. Ya gerçekten İYİ Parti yöneticilerine yalvarıyorum. Yani Türkiye'nin hayati bir seçimi bu. Yani bu artık siyasi verilecek kararlar değil, hayati bir karar bu. Böyle bir kararda ben onunla yan yana gelmem, ben bununla görünmek istemem. Falan ittifak bana oy kaybettirir, falan ittifak şöyle oy getirir. Bu hesaplar çok küçük hesaplar. Türkiye'nin geleceğini, hepimizin geleceğini, yarınlarını bu siyasi hesapların önüne koymak zorundayız. Önce onları düşünmek zorundayız. Eğer bu seçim hem Cumhurbaşkanlığında hem mecliste kaybedilirse çok uzun süren bir karanlık başlayacak. Bakın Utku Bey, dünyada iki tane size uç örnek verebilirim. Bunlardan bir tanesi Latin Amerika. İsterseniz Güney Afrika'yı da alın. En uçta görünen siyasi partiler birbirleriyle uzlaştıklarında Latin Amerika'da diktatörleri devirmişlerdir. Solu, Komünist Partisi, Sosyalisti, sağdaki parti, merkez sağı, liberali, daha biraz uçtaki sağ parti, işte bizim İYİ Parti'ye denk olan kiliseler, bunlar bir araya gelmişler, Latin Amerika'da diktatörleri devirmişlerdir. Ama 1930 ve 32 yılları arasında Almanya'da üst üste yapılan seçimlerde, en son 32'de yapılan seçimde parlamentonun %33'ü Hitler'in partisinin, %67'si de sol, sosyalist, liberal, merkez sağ partilerin elindeyken %33, %67 kendi arasında anlaşamadığı ve yan yana durmayı beceremediği için Hitler hepsini yemiştir. Ve parlamentoyu sonunda kapatmıştır. Sonunda işte Cumhurbaşkanlığını kaldırıp hepsini kendine bağlamıştır. Kendini başkan ilan etmiştir. Başkan, başbakan kararnamelerle ülkeyi yönetmeye başlamıştır. Bunun sonunu hepimiz biliyoruz nereye vardığını. Uzlaşmamanın en uç örneği odur. Almanya'dır. Uzlaşmanın örnekleri de Latin Amerika. Peki bu noktada şu soruyu onu mu olmak istiyorsunuz, bunu mu olmak istiyorsunuz? Yani bugün ben onunla bununla olmam deme lüksümüz yok. Böyle bir seçenek yok masada. Şu çok tartışılan milliyetçi oylar var ya. Yani o meseleden aslında büyük bir ihtimalle İYİ Parti'nin de tavrının böyle olmasının sebebi o. HDP ile birlikte olursam ben milliyetçi oyları kaptırırım MHP'ye veya Adalet Kalkınma Partisi'ne, yani Cumhur İttifakı'na. Böyle bir çekince olabilir mi altında? Peki olabilir. Olabilir de peki Utkucuğum, yani böyle bir çekinceyle parti baş edemiyorsa, kendi seçmenini buna ikna edemiyorsa, farz edelim ki Meral Akşener Cumhurbaşkanı oldu, kazandı. Türkiye'nin en önemli meselesi Kürt meselesi. Nasıl çözecek bunu? Söyler misin bana? Kendi seçmeninin peşinden giden bir siyasi akıl. Ben seçmenimi ikna edemem, şimdi seçmenim bana böyle söylüyor diye. Onunla konuşup onu ikna edemeyen bir siyasi akıl bu meseleleri nasıl çözecek? Bu tabii ki önemli bir tartışma. Sadece ben seçim taktikleri ben, bakın, itibariyle... Hayır, Türkiye'nin ben bu kadar tabanın, İYİ Parti'nin tabanının da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu kadar basit olduğunu düşünmüyorum. Meseleye bu kadar keskin, böyle siyah ve beyaz gibi baktıklarını düşünmüyorum.
Ama yanına unutmayın, büyük bir medya propagandasını ekleyin. Bu ülke 2015'te 7 Haziran seçimlerini yaşadı. Bu ülkede evler oylarını HDP'nin baraja takılması halinde nelerle karşılaşacaklarını bildikleri için oylarını böldüler. İki kişi bir ailede, dört kişilik ailede iki kişi CHP'ye verdi, iki kişi gitti HDP'ye verdi. Bakın Türk toplumu oyunu çok iyi kullanan bir toplumdur. Çünkü bizim sandıktan başka siyasi iktidarları denetleme aracımız yoktur. Bütün denetleme yollarımız kapalıdır, tıkalıdır. Yani o işte yarım eksik demokrasimizden dolayı, sistemimizin şeffaf olmamasından dolayı. Tek denetleme yolumuz oyumuzdur, elimizdeki oydur. O nedenle Türk seçmeni, Türkiye seçmeni bu oyu sandığa atarken gerçekten düşünür, taşınır, ölçer, biçer ve öyle atar. Ve oyuna da sahip çıkar. Ve oyunu da son derece sağduyulu ve akılcı kullanır. O nedenle yani ben bunu seçmenime anlatamam demek Türkiye seçmenine yani yapılmaması gereken bir şeydir. Peki bu ittifak sorusuna bir de şöyle devam edelim. Çünkü bugün de bir açıklama geldi. Demokrat Parti, Saadet Partisi ve İyi Parti bir üçlü olarak birlikte hareket edecek gibi duruyor. Anladığım kadarıyla siz de görüşüyorsunuz kendisiyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada tavrı belirleyici olacak. Bu üç partiyle birlikte eğer örneğin İyi Parti muhalefeti sebebiyle HDP ittifaka katılmazsa CHP ittifakın dışında kalır mı sizce? Şimdi ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bildiğim kadarıyla 6 Mayıs'a kadar bu ittifakı zorladığını düşünüyorum. O nedenle mümkün olduğunca hiçbir partiyi kırmadan, masadan kaldırmadan masada tutmaya ve konuşmaya ve konuşturmaya çalışıyor. O nedenle bir şey söylemek erken. Yani şimdi ben biraz bu konuda araştırma şirketlerinden de şikayetçiyim. İşte seçim araştırmaları yapan şirketlerden. Evet. Yani Türkiye bu tür bir ittifak seçimini şimdiye kadar pek yaşamadı. Yani çok az bu deneyimimiz bizim geçmişte. Şimdi şu ittifak olursa oy kazandırır, şununla şu ittifak yaparsa oy kaybettirir. Yani bu tür seçim araştırmaları hem de bunların hepsi böyle step araştırmalar, anlık araştırmalar. Yani derinlemesine yapılan araştırmalar değil, anlık araştırmalar. Bu araştırmaları yapıp ondan sonra da yayınlıyorlar. İşte İYİ Parti, Saadet, işte CHP'nin oyu şöyle olur, HDP kalır, katılırsa şöyle olur falan diye. Ve bu partileri bir şekilde yönlendiriyor. Ben İYİ Partililerle de konuşurken bu süreçte hep önüme bu tür araştırmaları koydular. Dediler ki siz öyle diyorsunuz ama bakın işte bu araştırmaya göre oy kaybediyoruz. Ama bu araştırmaların ben çok sağlıklı araştırmalar olduğunu düşünmüyorum. Yani bazı yerde belki kaybettiriyor gibi görünebilir ama bir bütün olarak kazanıyorsunuz. Yarattığınız sinerji çok büyük. Çünkü seçmenin yani şeyde 16 Nisan referandumuna dikkate alırsak kendi kendini görevlendirip sokaklarda bu anayasaya hayır deyin propagandasını yapan o sıradan insanların umudu da artıracaktır yan yana durmaları. Yan yana görünmeleri, yan yana durmaları, böyle bir ittifak yapmaları ve bu bir sinerji yaratacaktır. Bu sinerjinin yaratacağı bir çarpan etkisi var. Bu sinerjinin yaratacağı ve sağlayacağı bir seçim güvenliği var. Yani bütün bunları görmezden gelemezsiniz. Seçim yani güvenliğinin sadece, özellikle altını tabii, çiziyorsunuz zaten. Özellikle altını çiziyorum çünkü buradan başlıyor. Yani snap araştırmalarla, anlık araştırmalarla işte bununla yaparsam oyum gidiyor. Yani bak ben nasıl yapayım seçmenime bunu nasıl anlatayım. Vah vah falan böyle derseniz bu iş olmaz. Daha cesur bir siyaset gerekiyor diyorsunuz biraz. Daha cesur bir siyaset gerekiyor çünkü karşınızdaki oyuncu, karşınızda bu oyunu oynayan kişi çok sert oynuyor. Çok sert oynuyor. Siz ona bir tane böyle bir taş atıyorsunuz, o size füze fırlatıyor. Rakibiniz böyle. Onun için onun ezberini bozmak zorundasınız. Başka yapacak bir şeyiniz yok. Onun kurduğu oyunu oynayamazsınız. Ya Allah aşkına bana şunu söyleyin. AKP yani kendine en ağır sözleri söyleyen, en ağır hakaretleri yapan, duvarındaki saatini 17.25 diye durduran Bahçeli ile yan yana duruyor.
İttifak yapıyor. Siz nasıl yapmıyorsunuz? Bana bunun mantığını söyler misiniz? Yani en uç ittifak orada işte. En uç ittifak orada. Yani ben bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu kadar ağır sözler söyleyen başka bir siyasetçi bilmiyorum. En ağır sözleri, en ağza alınmadık, en acı kelimeleri hep Bahçeli söyledi. İşte şeyde sosyal medyada dolaşıyor. Geçmiş şey unutmaz. İşte tarih unutmaz falan diye. Onun yaptığı konuşmalar bazılarına gerçekten böyle hayretle ağzım açık kalarak dinliyorum. Yani nasıl olabilir diyorum. Yani nasıl söyleyebilir bu laflar? Şimdi siyasi rakibinizle kızgın olabilirsiniz. Siyasi rakibinizden hiç hoşlanmayabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarzını, siyaset tarzını sevmeyebilirsiniz. Ama bu bir siyasi partinin genel başkanına ya da benim gibi eski bir siyasetçiye ona hakaret etme hakkını vermez. Bu söylediğiniz başka zamanların siyaseti galiba. Çünkü şu Türkiye şu anda... Yani ben de yapamam bunu. Eski siyasetçi olarak bana da bu hakkı vermez. Ona hakaret etme hakkını, eleştirme hakkı. Eleştirme hakkım vardır. Eleştiririm. Şu işi doğru yapmıyor, bu işi yanlış yapıyor derim. Ama hakaret başka bir şeydir yani. Şimdi ben izliyorum, Bahçeli bu hakaretleri yapıyor. Ama bugün Bahçeli ile Erdoğan ittifak yapıyorlar. Şimdi o ittifak gerçekleşiyor. O duvardaki o saat halen duruyor mu bilmiyorum 17-25 diye. O gerçekleşiyor ve İYİ Parti bu koşullar altında diyor ki ben HDP ile yan yana duramam. Allah aşkına bana bunun mantığını söyleyin. Evet, yani kendilerince muhakkak gerekçeleri vardır. Artık böyle birkaç konuya daha değinelim, neticelendireceğiz programımızı. O konulardan bir de şu olsun, tam bu söylediğinizden hareketle, yani o başka bir zamanın deme gereği duydum. Çünkü son dönemde Türkiye'de, özellikle belki Gezi isyanından başlatalım. Gezi isyanından beri Türkiye'de siyaset genelde kutuplaştırarak kazanan bir formda devam ediyor. Yani kendi mahallesini ya da kendi seçmenini konsolide edip mobilize edebilen, harekete geçirebilen ve diğerleriyle keskin semboller üzerinden bile olsa belki keskin ayrımlar ortaya koyabilen bir iktidar var. Örneğin yani bu referandumda çok acıklı bir şekilde gördük. Hayır diyenler teröristlere kadar değil mi? Uzanan evet, bir skala. Evet. Yani işte Türkiye'ye en ağır zararı veren ve Türkiye'ye en ağır hasarı veren de bu kutuplaştırma siyaseti. Şimdi hepimizin kalbi küt küt atıyor. Niye atıyor? Diyoruz ki bu kutuplaştırma siyaseti devam ettikçe birlikte bir arada tüm farklılıklarımızla yaşama irademiz ağır hasar alacak. Yani onun nerelere varabileceğini aslında hiçbirimiz düşünmek istemiyoruz. Zaman zaman işte aklımıza işte Suriye'de olanlar geliyor, Irak'ta olanlar geliyor. Başka bu tür gergin ve kutuplaştırıcı siyasetin uygulandığı ülkelerde yaşananlar geliyor. Yani bunu aşabilmenin yolu burada işte muhalefetin eline çok önemli bir tarihi fırsat geçti. Bir pencere aralandı, yani bir fırsat penceresi. Bu fırsat penceresi de bizzat iktidarın kendi kutuplaştırdığı ve iktidarını muhkem kılmak için o yaptığı ittifak modeli şeyi, yasası muhalefetin eline çok önemli bir araç verdi. Yani iktidarı kendi oyununda yenme aracı verdi. Yan yana durarak hem şeyi iktidarı değiştirme imkanını verdi. Yan yana durarak hem de dağılmanın eşiğinde olan, uçurumun eşiğinde olan bir toplumu tekrar umutlandırarak o umudun etrafında bir araya getirebilme, bir arada tutabilme fırsatı verdi. Bu fırsatı muhalefet değerlendirmek zorunda. Bu tarihi bir fırsattır. Bir daha da elimize geçmeyebilir. Bakın bu ittifakla, sıfır barajlı ittifakla, bu partilerin birbirine benzemeyen partilerin bir arada durmasıyla Türkiye giderek içe doğru patlayan o toplumsal şeyi patlamayı önleyecektir. Yani toplum içe doğru çöküyor. Bunu önleyecektir. Türkiye yeni bir hikaye yazacaktır.
Bu yeni hikayesiyle Türkiye'de ekonomideki rakamlar bile bundan olumlu etkilenir. Yani bütün bunları dikkate alıp Türkiye'nin yeni bir hikaye yazmasına ve Türkiye'yi uçurumun eşiğinden alacak adımı atmalarını bekliyoruz. Bir vatandaş olarak bu bizim hakkımız. Onların da bunu bize sağlamak görevleridir. O halde çok merak ediyor çünkü yani sıradan insanların, bizleri izleyen, sadece siz de çok güzel tarif ettiniz, seçime katılım mesela hep çok yüksek olmuştur Türkiye'de. Çünkü siyaseti denetleme aracı olarak oyunu kullanır hep halk. Herkesin merak ettiği şey yani bu seçim de bir şeyin değiştirilip değiştirilemeyeceği. Yani sandık güvenliğinden seçim güvenliğine pek çok aşamada sorunlar var. Bu sorunlar sadece da aşılabilir ittifak, mi? İttifakla aşabiliyorsunuz. Hepsi. İttifakla çok önemli bir adım atıyorsunuz. Hepsini aşmıyorsunuz ama çok önemli, kocaman bir adım atıyorsunuz. Güveni sağlıyorsunuz, seçim güvenliğini sağlıyorsunuz, toplumsal güvenliği sağlıyorsunuz, umutları diri tutuyorsunuz, hah bir şeyler oluyor, değişecek diyorsunuz. Bunu dedirtiyorsunuz topluma ve umut zaten bir dolu şeyi kendiliğinden değiştirir. Kapatmadan şu soruyu da sormasam olmaz. Baştan beri aklımda, konumuz meclis seçimlerine geldi Cumhurbaşkanlığından. En çok merak edilen konu CHP'nin de başkan adayının kim olacağı. Sizde bir duyum veya bir tahmin var mıdır Nesrin Hanım? Yok, hayır. Hiç de ilgilenmiyorum. Doğruyu söylemek gerekirse ilgilenmiyorum. Çünkü ben bu işe isimden ziyade ilkelerden bakıyorum. Yani benim için önemli olan başkan adayı olacak kişilerin yeniden çoğulcu, demokratik bir hukuk devleti sözü vermesi. Kuvvetler ayrılığı sözü vermesi, yeni bir toplumsal sözleşme sözü vermesi. Önce o hali kaldırması, önce o hali, o hali. Yani bakın bu seçimleri unutmayalım. O kadar kötü koşullarda gidiyoruz ki, olağanüstü hal altında seçime gidiyoruz. Bu İnsanların bile haber alma araçları ellerinden alıyor. Medya yok. Medya yok. Mevcut gazete tirajının %90'ı iktidarın elinde. Devletin bütçesi iktidarın elinde. İstediği gibi yapabiliyor, istediği gibi kullanabiliyor. Devletin başı aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı. Adım adım seçim kampanyası hem partisi için yapıyor hem kendisi Cumhurbaşkanı adayı onun için yapıyor. Ama mevcut Cumhurbaşkanı olduğu için devletin bütün imkanlarını sonuna kadar kullanabiliyor. Bu imkanlar sadece uçaklar, otomobiller, işte korumalar vesaire değil. Aynı zamanda polisiydi, yargısıydı vesaire, bütün bunları kullanabiliyor. Yani seçim takviminin açıklandığı gün HDP'nin Güngören ilçesindeki toplantı basıldı. Kaç kişi gözaltına alındı? 30 kişi gözaltına alındı. Şimdi yani adil bir yarış değil. Koşullar eşit değil. Buna karşılık elinizde tek silahınız var. İttifak. İttifak yapmak. Bunu yaparak ve yan yana durabilerek ancak o karşınızdaki şeyle, o devasa güçle mücadele edebilirsiniz. Yani bunun için ne yapmak gerekir bilmiyorum. Yani bu çok basit bir akıl, basit bir mantık. Yani baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Onun için muhalefetin yapması gereken, atması gereken şey bu. Ve sürekli olarak seçim kampanyasında da o hali gündemde tutmak zorunda muhalefet. Olağanüstü hal koşullarında eşit olmayan bir yarışta olduğunu topluma hep hatırlatmak zorunda. İyi Parti zorunda. Bugün örneğin 25 Haziran'ı Wikipedia'nın açılış günü kutlamalarına davet etti seçmenleri. Yani, Wikipedia'yı da açacağız yani, diyorlar. Şimdi umarım gerçekleşir. İnternet yasakları da bir başka. Umarım gerçekleşir. Ama onun açılabilmesi için İYİ Parti'nin o çok erken yaptığı açıklamanın arkasında saklanıp ona tutunup ben yani böyle bir şey yaptım sözümü yiyemem demekten vazgeçip bu sıfır barajlı ittifak modeli de yer almasıdır. Hı. Bunda yer almazsa valla sadece Wikipedia meselesi de bir tarafa bırakın, artık sosyal medya bilmem ne falan filan tamamen kapanır. Çünkü şiddetli bir ekonomik krizle yüz yüzeyiz.
İşte biraz önce siz başlamadan şeyleri söylediniz. İşte seçim seçim paketi açıklandı. İşte bütün emeklilere biner lira ikramiye verilecek. İşte öğrenci affı ve borçların yapılandırılması. Borçlar yeniden yapılandırılıyor vesaire vesaire. Zaten daha önce çok şey bir teşvik paketi çıkmıştı. Yani bütün bunları dikkate aldığınızda Türkiye bütçesinin bütün bunları karşılayacak gücü mücü yok. Türkiye'nin uluslararası şeyde artık kredi line'ları da büyük ölçüde kapanmış, tıkanmış durumda. Borçlanma piyasalarında çok yüksek faizler ödeyerek çok kısa vadeli paralar ancak bulabiliriz. Bu uzun süre gitmez. Uzun süre götürülemez. Ama bir başka şeyi söyleyeceğim. Ekonomiler sıkıştıkça iktidarların şiddeti artar. Baskısı artar. Yani o nedenle burada tekrar dönüyorum. Muhalefet partileri bir arada durmak zorundalar. Başka türlü biz bu şeyi, vahim tabloyu değiştiremeyiz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Nesrin Naz. Konuğumuz olduğunuz için, değerlendirmeniz için. Sağ olun ben efendim. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, Karşı Mahalle'de biz sıklıkla Türkiye'deki kutuplaşma nedenleriyle ve nasıl çözüleceğiyle ilgileniyoruz. Aslında bu seçim de bunun için belki bir fırsat olabilir. Bunları konuşmak için de fırsat oluyor. Bugünkü konuğumuz Anavatan Partisi'nin eski genel başkanlarından ve eski milletvekili Nesrin Naz'dı. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha kendisine. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.